diyoruz. Konukları da selamlar. İsmail Başkan'a yağlı güreşlere verdiği destekten dolayı kutluyorum. Yeni ağamızı da orada yalnız bırakmayacağım. İyi yayınlar. Edirne Lala Paşa yağlı güreş ağası Yüksel Çakıroğlu. Sayın Çakıroğlu, sana ve Lala Paşa'ya buradan hayırlı akşamlar. Bekle, geliyoruz Lala Paşa tabii ki Tekmemeli TV güreşe dair programıyla. Efendim güzel bir program olduğunu inanıyoruz. Umarım siz de keyif aldınız. Toparlayacak olursak gelen bir Erol Gökçe'nin sizle ilgili maili var. Evet. Ben önce bu maille ilgili cevap vermek ister misiniz Sayın Başkanım? Evet, şimdi burada tabii tüm mesaj gönderen seyircilerimizi tebrik ediyoruz. Sancaktepe'nin kapısı 73 milyona açık. Sancaktepe bir çekim merkezi olacak ideal üzerine yola çıktık. Sporda da bunu başarılı sonuçlarla tüm Türk halkıyla paylaşmış olduk. Yani biz Sancaktepe olarak misafirperver insanlarız, Anadolu insanlarıyız. Trakya'dan da gelse, Kars'tan da gelse tüm spor kulüplerimize, yöneticilerimize, altyapıdaki yetiştirilecek öğrencilere Sancaktepe Belediye Spor açık. Her türlü desteğe vermeye her zaman hazırız. Erol Bey de bunu buradan hemen iletmiş olalım. Evet. Sayın Hocam sizler de hoş geldiniz. Turan Özyazanlar önemli mesajlar verdi. Bankasya'da ismi olan çok cesur bir başarılı olması gereken yerde değil bence. Ben onu daha büyük Türksel'de önemli takımların başında çok da başarılara imza atacağına inanıyorum. Peki siz de hoş geldiniz diyorum. İyi ki geldiniz. Son olarak Tekmemeli TV ekranlarından neleri paylaşmak istersiniz? Şimdi bizler Sancaktepe Gençlik ve Spor Kulübü'nü belediye başkanımızın önderliğinde iyi yerlere taşımak için yola çıkmış insanlarız. Öncelikle ilk adımımız olan Profesyonel Lig'e Sancaktepe Gençlik ve Spor Kulübü'nü taşıdık hep beraber yönetimimizle, teknik yetkili sporcularımızla. Bundan sonrası içinde Sancaktepe Gençlik ve Spor Kulübü'nü Sancaktepe ilçesine, Sancaktepe gençliğine hizmet eden, Sancaktepe gençliğini futbolun içine çeken bir kulüp ortamı yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Sancaktepe Gençlik ve Spor Kulübü Profesyonel Lig'in içerisinde olduğu sürece Sancaktepe ilçesinde gençlerin cazibesini kazanacağını ve burada futbolla ilgili tasarrufun daha üst seviyede olacağına inanıyoruz. Ve Sancaktepe Gençlik ve Spor Kulübü'nü bir üst liglere çıkarmak için bundan sonrası için de dün olduğu gibi elimizden gelen bütün gayretimizi sarf edeceğimizi söylüyoruz. Ve tekrar belediyemize, belediye başkanımıza futbola olan ilgisinden, alakasından, desteklerinden de çok teşekkür ediyoruz. Peki hocam. Evet Sayın Hasan Kalıoğlu siz de hoş geldiniz. Bu arada tabii hepinizi cumartesi günü büyük Rumeli şölenine bekliyoruz. Tabii ki Ali Samiyen'de büyük bir bayramımız, coşkumuz olacak. Tabii ki birlik ve beraberlik yılı çerçevesinde büyük Rumeli şölenine sizleri de Sancaktepe'yi de buradan davet ediyoruz efendim. Siz de neye gittiniz geldiniz? Sizler son olarak neleri paylaşmak istiyorsunuz duygu ve ifadelerinizde? Mehmet Bey çok teşekkür ederiz. Tek Rumeli Televizyon'la da bize bu imkanı sağladığı için ayrıca çok çok teşekkür ederiz. Sancaktepe Gençlik Spor Kulübü olarak başkanımızın izinde yürüdük. Onun bize verdiği desteklerle bugüne geldik. Profesyonellikte kalıcı olmak istiyoruz. Bu arada bir de hatırlatma yapmak istiyorum. Bizim 4 tane futbolcumuz yaklaşık 2 hafta önce 35 kişilik amatör milli takım kadrosuna seçildi. Yaklaşık 3 gün önce de bu kadro 20 kişiye indirildi ama bizim 4 sporcumuz da orada kaldı. Kendilerini de ayrıca tebrik ediyorum. Özkan, Azim, Ömer ve Hakan. Bu futbolcularımız içerisinden iki tanesi de Özkan ve Azim gençlerden gelen, altyapıdan gelen çocuklardı. Ne kadar bu, öz kaynak güzel. Evet, evet. Öz kaynaklarımızdan güzel. Gelen kardeşlerimizdi. Onlara da başarılar diliyorum ama üzülüyorum da çünkü onları profesyonel yapacağız. Artık amatör takımda da oynayamayacaklar ama bir kampa gidip gelecekler. Bizi izlemeye devam edin diyorum. 18 Temmuz'daki yağlı güreşlere kanalınız aracılığıyla herkesi davet ediyorum. Sancaktepe sporumuzu daha üstlere taşıyacağımızı buradan müjdeleyebilirim. Biz de buradan Yemen Ekşioğlu'nu, Adem Mat'ı ve kurmaylarını kutluyoruz. İstanbul il temsilcisi futbolda, il başkanı diyoruz kendisine. Tabii amatöre katkılarından ötürü de Adem Mat'ın çok büyük emeği var. Marmara Karması, Amatör Karma'da. Bu güzel başarıları hep beraber irdeleyeceğiz efendim. Her zaman yanınızdayız. Sayın Başkanım, İsmail Erdem olarak siz hem kulüp başkanı sıfatınızla hem de bir belediye başkanı olarak hakikaten emeğinizi gördük. Tüm Türkiye'ye elimizden geldi, dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Siz de bize onurlandırdınız. Sizler neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikli olarak Tekrumeli TV'yi teşekkür ederiz tüm yöneticileri ve şahsınıza. Başarılı programlar yapıyorsunuz. Bugün de oldukça çerçevesi geniş, detaylı, sporun
360 derecelik boyutuyla el alındı. Güzel bir program oldu. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Başarılı yayınlar diliyoruz. Ayrıca Tekrum Ali TV ekranlarından bizleri izleyen değerli seyircilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Spor özellikle gençlerimizin sağlıklı gelişmeleri, yetişmeleri açısından, ruhen de sağlıklı kalabilmeleri açısından son derece önemli. Ümit ediyoruz ki dünya çapında tüm spor kulüplerimizden, futboldan güreşe, uzak doğudan haltere, atletizme kadar çok farklı dallarda şampiyonluklar alırız. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Milli ekonominin buna ihtiyacı var. Dünyada artık spor sadece mindere çıkıp güreşmek için yapılmıyor. Ama bunun ötesinde ülkelerin, milletlerin reklamı yapılıyor. Dostluklar, kardeşlikler pekişiyor. Çok yeni yeni pencereler açılıyor ülkeler adına. İşte 2016 Avrupa Şampiyonası finallerinin, şampiyonasının Türkiye'de yapılması noktasında bir oy farkla kaybettik. Fransa malum kazandı. Evet. Ah vah diyoruz, buna üzülüyoruz. Türkiye bunu çoktan halletmişti, hak etmişti. Sonuçta öyle olmalıydı. Onun için bizlerin çok sayıda sporcu yetiştirmeleri, özellikle minikler, gençler, amatör dallarda belediye yönetimleri, merkezi hükümet oldukça tesisleşme noktasında son yıllarda büyük katkılar oldu. Ümit ediyoruz ki gelecek Türk sporcularının olacak. Çünkü bu gençler bir milletin geleceğidir. Bizim de yüz akımız olsunlar. Belediye başkanı olarak, aynı zamanda Sancaktepe Gençlik Spor Kulübü başkanı olarak amatörlükten profesyonele çıktık. Kanun gereği belediye başkanları profesyonellikte, evet, herhangi bir kulübün başkanlığını yapamıyorlar. Önümüzdeki günler içerisinde olağanüstü bir genel kurul yapacağız. Kulüp başkanlığını kanun gereği bırakmış olacağım. Ama yeni oluşturacağımız yönetimle beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. Başta futbol takımımız olmak üzere diğer branşlarda da üstün başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Sancaktepe'liler rahat olsun. Çünkü 24 saatimizi Sancaktepe halkı için veriyoruz. 241 bin vatandaşımız var. Hepsi bizler için kıymetli insanlar. Şu an 50 bin okullarda öğrencimiz var. Yani 75-80 bine dayalı bir gençliğimiz var. Yüksek bir potansiyelimiz var. Yapacağımız tüm altyapı hizmetleriyle gençlerimizi mutlu ve mesut edeceğimize inanıyor. Sizlere başarılı yayınlar diler. Tekrar ekranlar başına bizleri sabırla izleyen değerli seyircilerimize de hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun efendim. Evet efendim, İsmail Erdem, Sancaktepe Belediye Başkanı ve kurmayları buradaydı. Efendim, iki tane şey var ki gücü tartışılmaz. Sevgi ve suyun gücü çok çok yüksek. Bir de en güzel iltifat güvenilir olmak. Biz bu güvenilir olmanın eşiğinde, etik yayıncılık çerçevesinde teknolojik olarak tüm Türkiye'nin renklerini masayı kirletmeden sizlere yansıtmaya, sizlere taşımaya çalışıyoruz. Nereye mi efendim? En mahrem alanlarınıza, evlerinize, tabii ki özellikle yüreklerinize. Biz programda çok emeği geçen arkadaşlarımız var. Onlar adına iyi akşamlar diyeceğiz ama güreşe dair programını mutlaka cumartesi saat 11.30'da herkesin ses tonunun netliğinde, doğanın güzelliklerinin renk çözünürlüğünde, güzelliğinde güreşe dair programı, sizlerin Ataspor'u güreşinin programı, güreşe dair programını mutlaka seyredin. Efendim, programda emeği geçen herkes adına tabii ki yönetmenimiz Engin Karadaş olmak üzere herkese iyi geceler. Program biraz açtık ama buna değer. Çünkü biz Tekrume TV'yiz. Bundan sonra VTR'lerimiz de yok. Olanı buydu ama hizmete devam. Haftaya yepyeni bir programda Mehmet Çelikli Spor Penceresi'nde buluşmak üzere. İyi geceler efendim.
Kiyalı'da avantajlar hiç bitmez. Tüm ürün gruplarında %60 indirim. Bitmedi. Her 250 liralık alışverişinize 50 lira hediye çeki. Üstelik kart finansa özel 7 taksit. Türkiye'nin erkek giyim markası Kiyalı. Kiyalı'nın sunduğu Mehmet Çelik'te spor penceresi sona erdi.